Türk edebiyatında aydın halk arasındaki uçurumu açık bir şekilde ele alan bu roman, Kurtuluş Savaşı döneminde Eskişehir'in sınırları içinde Porsuk Çayı'na yakın bir köyde yaşayan ahaliyle buraya sonradan gelmiş İstanbullu bir yabancıyı anlatır. Roman, anı günlük biçiminde kaleme alınmış ve edebiyatımızın tezli romanlarından biri sayılır. Ana karakterimiz, 1. Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybetmiş Ahmet Celal, kendi askeri Mehmet Ali'nin teklifiyle köyüne yerleşir. Köylü Ahmet Cemal'i önemsemez. Ahmet Cemal'e göre ise köylü geri ve cahildir. Her bakımdan acınacak haldedir. Bunalıp dolaşmaya çıktığı bir gün Emine'yi görür ve ona aşık olur. Ancak Emine, Mehmet Ali'nin kardeşiyle evlenir. Düşman köye geldiği vakit Ahmet Celal Emine'yi de yanına alıp köyden kaçmaya çalışır. Ama Emine vurulur. Bir süre gidince Emine ağırlaşır. Ahmet Celal de anılarını yazdığı defteri Emine'ye bırakıp bilinmeyen bir yöne doğru gider. Romanın ana fikri, Anadolu köylüsü ile aydınların arasındaki fikir ve kültürel uçurumun nedeni, aydınların yüzlerce yıldır köylü halkı ve Anadolu coğrafyasına, kültürüne ve sosyal yaşantısına yabancı kalmalarıdır.